Kollarını açtı geldi. Yeter bana işte. Günün fotoğrafı çıktı. Rica ederim. Ben de ana vatanda uzun süre siyaset yaptım. Yani yatak halka yaptık hem de. Sizin bu sabrınız nereden geliyor? Ben onu çok merak ettim. 4 sefer Allah sabır verdi ya. Şöyle bir karar verdim ama. Siyasete girdiğimde insanları yani dinlemekte sonsuz bir sabırı göstermek zorundasın. Çünkü bu her şeyden önce bir dert dinleme sanatı ya da görevi. Zor ama yani kolay değil. Buna katılıyorum kolay başkanım da yani onun sınırı çok aşılmış durumda. Burası Türkiye biliyorsun. Çok da aşağılara çekilmiş bir anlayış. İnşallah yani inşallah çok böyle sabrın gerektiği değil de karşılıklı uzlaşarak işlerin hızlı çözüldüğü bir dönemi siyasette var ederiz. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Buranın belediye başkanı niye burada değil? Niye yanımızda değil? Ben davet ediyorum. Davet ediyorum. Davet ediyorum. Öyle sevmiyor herhalde. Ne kadar üzücü bir şey. Olsun. Yapacak bir şey yok. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel adam. Görüşürüz. Vallahi billahi perişan haldeyiz emekliler. 7500 lira maaş veriyor. 10.000 lira, 15.000 lira kirası. Çok yani zor bunların olsun. Meclise sıçık gündeme gelmesine zamlardan o sandık. Vallahi o sandık ya. Kınağa getirdik. Ben 60 yaşındayım. 60 yıldır böyle bir zam, böyle bir düşük emekli, 1180 dolardan emekli oldum ben. 30 yıl çalıştım. Şu anda 550 dolar alıyorum. Bir şeye yaramıyor. Ev kirasını veremiyor. Allah korusun. Ben seni çok seviyorum. Allah yolunu açık etsin. Teşekkürler. İnşallah ben de görürüm. İnşallah güzel olur. Sağ ol. Teşekkürler. Efendim afiyet olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol. Teşekkürler. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni görmek için.